Evet sevgili izleyenler, sevgili öğrenciler, veliler, LGS ile ilgili özel tercih programımız devam ediyor. Okullarımızı konuşacağız, şimdi tercihlerimizi konuşacağız. Bazı sınav sonuçlarımız var, onları değerlendireceğiz. Şimdi şöyle bir durum var, tabii Isparta genelinde konuştuğumuzda Süleyman Demirel Efendi sesiyle başlayan bir tercih birinci sıra derken, şimdi İl Milli Eğitim Müdürümüz Ömer Yılmaz'ın ve ekibinin müthiş çabasıyla Tenzil Erdoğan Anadolu Sesi de şu anda tercihli okullar sıralamasına dahil oldu, katıldı. Hemen arkasından yerel merkezde gene Gazi Sosyal Bilimler Lisesi, Gönen Fen Lisesi derken tercihler bu şekilde devam ediyor. Şehir dışı tercihler var, ilçelerimiz var, meslek liselerimiz var. Sayın Valimiz de özellikle meslek liselerine çok ciddi önem veriyor, çok ciddi çabalar var. Dezenfektan üretti hocam, top. Meslek evet. Lisesi bu anlamda evet. Çok ciddi pandemi sürecinde inanılmaz katkılar sağladı. Birçok okulumuz bu anlamda süreç ürettiler. Şimdi gelelim ki şuna gelelim Özlem Hocam. Yani mesajlarımız var, onları hemen okuyayım. Ankara'dan selamlar gelmiş Emir'cim sana, dayından hemen. Ondan sonra hocam bir yüzdelik dilim sorumuz var. Yüzdelik oranlarının ne gibi bir önemi var acaba diyor. Bir velimiz. Aslında il yüzdelik dilimi bugün açıklandı. Daha öncesinde böyle bir açıklama yoktu. Bugün açıklandı. Bence çok büyük bir önemi yok. Türkiye geneli merkezi yerleştirme yapacaksanız her zaman Türkiye geneli yüzdelik diliminiz baz alınır ama tabii ki yığılmayı da baz alarak şöyle yapabiliyorlar. İldeki yüzdelik dilimine bakarak ilde kaçıncı olduğunuzu bulabiliyorsunuz. Şöyle bir denklem, işte 4000 küsür kişi girdi, 7400 küsür kişi girdiyse orada %5'ten işte ilde kaçıncısın gibi bir denklem kurduğunuzda ilde otomatik olarak kaçıncı olduğunuzu bulabiliyorsunuz. Ama bir sıralaması ve kontenjanları görebiliyorsunuz. Ama şöyle bir şeyde atlamamak lazım, yığılmayı. Atıyorum ilde %5'tesin ama senin gibi %5'te olan kaç çocuk var? Bunu da hesaplamak lazım. İldeki çok da önemli bir yüzde değil bence. Çok da dikkate almasın yani. Evet, evet. Önemli evet. Olan her zaman üstüne basa basa söylüyorum. Her zaman için Türkiye geneli. Hele ki il dışı tercih yapacaksanız zaten ilin hiçbir önemi yok. Hocam tabii özel okullarımız da var bu anlamda ama pandemi sürecinde sanki devlet okulları tercihi daha fazla olacak gibi geliyor bana bu süreçte. Yani, yanlış konuşuyorum hocam. Şöyle, velilerden tabii, gelen bu şekilde sorular da var. Şöyle bir durum da var. Tabii ki illaki hani uzaktan eğitimde devlet okullarımızın da etkisi vardır ama mesela biz kendi adımıza konuşuyorum. Biz butik bir okuluz zaten. Kapasitemiz belli. Sadece ortaokul olduğumuz için pandemi sürecinde herkesin kafasına takılan şu. Okullar açılmazsa ne yapacağız? Nasıl eğitim alacağız? Ama demin de Arzu Hocam da söyledi, ben de söyledim. Uzaktan eğitimde butik bir ortaokul olduğumuz için sadece 5-6-7-8'lere hitap ettiğimiz için ve öğrenci sayımız çok kalabalık olmadığı için bunu devlet okullarımız için söylemiyorum, yermek için ama nüfusları çok kalabalık. 1000 kişilik okullar var, 900 kişilik okullar var. Tabii ki oradaki öğretmenlerimin hepsine yetmesi mümkün değil. Böyle bir şey hiç kimse onlardan isteyemez. Bu anlamda bizim daha çok avantajlı olduğumuzu düşünüyorum ben. Uzaktan eğitim olsa dahi. Evet. Çünkü eğitimimizi hiç aksatmadık. İşte çocuklarımız da burada söyleyebilirler. Bizde hiçbir değişiklik olmadı. Ben lise düzeyinde tercih yaparken... Lisede de bilmiyorum tabii hani... Yani ama ortaokul değil de... Lise tercihi yaparken de zaten çocuklarımızın çoğu şehir dışına gitmek istiyor lisede. Ya da fen liselerinde ben bu hakkı kazandım, ben fen lisesini kazandım, ben buraya gitmek istiyorum diyen de çok fazla öğrencim var. Özel okul tercih eden de var tabii ki, kazanmış hakkından vazgeçip özel okula giden de var. Burada biraz da artık velinin ve öğrencinin takdiri olarak da değerlendirebiliriz bunu. Evet, evet hocam. Özlem Hoca, annem oluyor. Demiş Arzu Hocam, Serzu Hocam annemle ne kadar çok şahit olan insanlardan birisiyim. Kutay Baştaş yazmış. Merhabalar. Kızımız 2 yıldır rotada eğitim görüyor. Okulumuzu bir aile ortamı olarak görüyoruz. Öğrencilerimiz her konuda yardımcı olan bir kurumumuz. Başarıların artarak devam edeceğine inanıyorum. Bütün hocalarımıza sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hülya Yılmaz. Evet. Yazmış hocam, okuyabildim, okuyorum yani mesaj çok yani evet. Yetişemiyorsam bazılarını atlıyorsam kusura bakmayın. Bu konuda velilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten istediğimiz hep aile ortamı gibi bir ortam olmasıydı. Bunu da sağladığımızı düşünüyoruz. Bize çok değer veriyorlar. Bizim düşüncelerimize de çok değer veriyorlar. Hani başta sormuştun ya tercihte evet. Sizi veliler nasıl? Gerçekten bize çok önem verir velilerimiz. Destekleri için onlara da biz teşekkür ediyoruz tabii.
Hocam hemen bir şey söyleyeceğim. Genel yüzdelik dilimim 7.40. 7.40. 7.40. Evet. Türkçeden 3 yanlış, matematik 7 yanlış, fen 2, inkılap tarihi ve Atatürkçülük 1, din kültür ahlak bilgisi 1, İngilizce tamamı doğru. Evet. Yapılmış. 7.40. Hangi okul ve okulları? Şimdi Isparta için konuşacak olursam, tabii Isparta Fen Lisesi, Gönen Fen Lisesi gibi okullarımın olma olasılığı az. Hani gerçekçi olacak olursam. Tenzile daha bu sene puanlı bir okul kapasitesine ulaştı ama onun da %7'ye kadar ineceğini düşünmüyorum. Bu durumda Sosyal Bilimler Lisesi, geçen seneki verilerine göre. Gönen Fen Lisesi'nin gelme ihtimali var mı hocam? Eğer Fen Lisesi'ni yazdı, Tenzile'yi ikinci sıraya yazdı. 3.89 ile kapattı geçen sene. %7'ye kadar inmez. Kontenjanlar arttı ama giren öğrenci sayısı da arttı. Isparta kontenjanı Türkiye'nin çok ciddi ortalamasının evet, üzerinde. Ciddi Milli Eğitim Müdürümüz bu konuda çok ciddi çalışıyor. %14 düzeyine kadar çıkan ortalamamız mesela var. Mesela 90 olan kontenjan 150'ye çıktı. Evet. Ciddi arttı Isparta'da. Her ilde bu kadar artmadı. Evet hocam, Isparta bu konuda çok çaba sarf etti. Bir de Tenzile devreye girdi. O bir avantaj ama sosyal bilimler... Ama yazsın mı hocam gene de? Sıralamasını böyle mi yazsın? Kesinlikle yazsın. Gönen Fen Lisesi'ni yazsın değil mi sıraya? Isparta Fen'i bile yazabilir başına. En başa Isparta Fen, Tenzile Erdoğan Lisesi, Gönen Fen, Sosyal Bilimler Lisesi. Tercihleri de lütfen yazsın. Kendi diliminden aşağıdaki okulları da yazması taraftarıyım. Hocam bir parantez açayım şurada hemen. Gazi Sosyal Bilimler Lisesi'ne parantez açmak istiyorum yüksek müsaadenizle. Sebep şu. Gazi Sosyal Bilimler Lisesi hazırlığı olan bir okul. İngilizce hazırlığı var. Ciddi bir İngilizce eğitiminden geçiyor. Çocuklar, tüm okullarımız çok kıymetli, çok değerli. Hepsine çok saygı duyuyorum. Buradan tüm okul müdürlerime, öğretmenlerime, tüm eğitim emekçilerine selam olsun bu anlamda. Evet. Ancak Gazi Sosyal Bilimler hazırlık eğitimi var. Uluslararası diploma evet. seçeneği var. 5 yıl diye gözünüzde büyütmeyin değerli veliler. Çok kıymetli bir okul, kampüs okulu. Ve aynı zamanda sadece sözel ve eşit ağırlık öğrencilerinin lisede okuyacağı bir okul değil. Fen dersleri de bu okulumuzda veriliyor. Evet. Buradan sayısaldan da tercih yapabilecek öğrenciler çıkabilir. Lütfen sosyal bilimler lisemizi sadece sözel ve eşit ağırlık olarak da sınırlandırmayalım. Kazandığı okul eğer burasıysa lütfen önemseyelim. Ben çok zaten gerçekten bu anlamda ben de özen gösteriyorum. Giden öğrencilerimiz de var. Çok da memnunlar. Dediğiniz gibi gerçekten illa herkesin sayısalcı olmasına gerek yok zaten bu ülkede. Ülkeyi yönetenlerin hepsi Sözel mezunu baktığınızda aslında evet, idarecilerin. Evet. Zeren Çakmağ'ın babasıyım. İki kızım var, o zaman mezun oldu. Emekleri için tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum demiş. Gibi mesajlarımız çok. 2 yıldır gidiyorum. Bu yıl LGS'ye girdim. İstediğim puanı aldım. Tüm öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum demiş. İsmini yazmamış ikinci mesaj. Zeren Çakmağ'ın babası olabilir. Evet, Serdar Hocam, şöyle bir soru var. LGS'de istediğim matematik netlerini yapmadım, matematiği seviyorum, matematikten korkmuyorum ama bu sınavda ben normalde 2 yanlış, 3 yanlış da yapabilirdim ama 7-8 yanlışa kadar çıktım. Önümde 4 yıllık bir serüven var, lise serüvenim var, matematikten korkmalı mıyım? Bir ön yargı oluştu gibi diyor. Evet. Yani şöyle söyleyeyim, aslında bu noktadan sonra söylenecek tek şey şu, çocuklar ortaokul seviyesinde çok güzel kazanımlar elde ettiler. Çok güzel bir altyapı oluşturdular. En basit örneğiyle nasıl çalışmaları gerektiğini, hangi motivasyonla çalışmaları gerektiğini öğrendiler. Şimdi dediğiniz gibi 4 senelik bir serüven var. Kesinlikle bu kazanımları geri plana itmeden, çocuklarda çünkü genelde şöyle bir şey söz konusu. Artık ortaokul bitti. 9. 10. sınıfta rahatım. Hadi yatıyorum. Yemin ettim çalışmayacağım hocam. Çalışmayacağım artık. Kitapları da yırtıyorum. Evet. 11-12'de başlayacağım artık çalışmaya gibi bir düşünce, yanlış bir düşünce var. Bence elde etmiş oldukları kazanımları üzerine koyarak, çünkü bu bir süreç işi. Sadece 11-12. Sınıfta olacak bir iş değil. İlk virajı döndüler. Sıra ikinci ve en önemli virajda, keskin virajda. Dolayısıyla düzenli ve sistemli çalışarak bu sınava hazırlanmalarını tavsiye ediyorum. Asla vazgeçmesinler. Asla vazgeçmek yok. Tamam hocam, ya ben bana da zaten de vazgeçtirdiler. Ben de vazgeçmedim hocam. Yani
Hani bu anlamda tabii veli desteğim çok önemli yani. Hani herkesin bu anlamda. Hocam hep başarılı öğrencilerden bahsediyorsunuz. Diyor ki bir velimiz, benim genel yüzdelik dilimim 63,84. Adrese dayalı bir okula mı gitmeliyim? Yani ben diyor tercihli bir okul kazanamayabilirim diyor bu yüzdelik dilimle. Adrese dayalı bir okula mı gitmeliyim? Bir meslek lisesi tercih etmeli miyim? Meslek lisesi beni sınırlandırır mı? Yoksa yeni bir serüven açmalı mıyım? Yani tabii orada çocuğun ileride ne meslek yapmak istediği aslında çok önemli. Çünkü gideceğiniz okulda meslek lisesi seçtiyseniz o mesleğe doğru yönelmeniz gerekiyor. Ekstra çünkü bir meslek lisesinde biliyorsunuz genelde hep uygulamalı eğitimler yüksek oluyor. Tabii ki genel kültür dediğimiz derslerden biraz daha uzaklaşıyorsunuz haliyle. Bu yüzden şimdiden ne yapmak istediğinize karar verirseniz ona göre lise seçmek çok daha önemli. Bu her öğrenci için geçerli. Şimdi ona gidin buna gidin demek çok da doğru olacağını düşünmüyorum. Ya ben ileride ne meslek yapmak istiyorum? Hayatımı nasıl devam ettirmek istiyorum? Peki meslek lisesiniz karar verdi, meslek lisesini seçti hocam. Sonradan vazgeçti. Ha işte oradaki dönüş onun için çok daha hüsran olur. Fikri değişti hocam. Ne yapar? Daha fazla çalışması gerekecek. Gittiği mesela diyelim ki meslek lisesine gitti. Sonrasında düz bir liseye devam etmek istedi ya da Anadolu lisesine. O zaman 2-3 katı performansla diğer arkadaşlarına yetişecek. Anladım. Başka çözümü olmaz tabii. Yani dönüşleri birazcık zor olabilir. O yüzden kesin yani karar vermediyse adrese dayalı bulunduğu okula gitsin. Evet, lise 1'den yeni bir sayfa açsın. Önünde 4 yıl var. Gelecek temizdir diyorum ben. Kesinlikle. Çünkü her henüz zaman yeni bir sayfa açılır. Evet. Değil mi hocam? Evet, evet. Evet, çocuklara bir söz verelim. Ya hep hocam valla bana oradan Emir kötü kötü bakıyor valla. Emir valla hırslandı valla kötü. Emir bilmiyorum hep mesajlar geldi valla. Hani haberin olsun popülasyon yüksek gibi sanki. Evet Emir'ciğim. hayallerin neler? Hadi bakalım öğrencilere bunu sorayım. Varsa sözleriniz. Senin hayallerin ne? Hangi okula gitmek istiyorsun? Hangi okulu kazanacaksın? Ben yılın başından beri hayallerin neler? İstanbul Koç Lisesi'ni düşünüyordum. Oo. Tam burslu gitmeyi düşünüyordum tabii, aslında. Fenerbahçe olunca düşünürsün tabii. Evet. Öyle düşünüyordum. Sonucuma göre yani tam burslu gitmem pek mümkün gözükmüyor ama İstanbul Anadolu Liselerinden birini seçmeyi düşünüyorum. Bakalım. İstanbul düşünüyorum. Ailem de Ankara TET isteyenler var. Onu da gözden geçireceğiz illaki ama bakalım işte. Hayallerin ne? Ne olmak istiyorsun ileride? Benim hedefim mimarlıktı aslında. Ama bakalım hani gelecek seçimlerimi değiştirebilir yani. Şu an popüler mesleklerden olan bilgisayarla ilgili bilgisayar mühendisi olabilirim ya da yazılım mühendisi olabilirim. Bilgisayar mühendisi olmak istiyorsun? Yani şu anki popüler meslekler bunlar. Yani geleceğin mesleği olur. İleride ne olur? Değişir mi? Değişeceğini çok düşünmüyorum hani. Düşünmüyorsun. Ben kararımı değiştirmem diyorsun. Ben bilgisayar mühendisi olacağım diyorsun. Ya teknolojiyle alakalı işleri yapmayı düşünüyorum açıkçası. Evet, Z kuşağı teknolojiye hayran zaten. Yani, evet, evet. Maalesef. Ama yani şu anki dünyaya tutulma şeyi yani nasıl diyeyim para kazanıp geçinmek yani teknoloji şeyleriyle evet. Yaşam zor diyorsun değil mi? Gelecek. Nasıl geçineceğiz falan. Eyvah. Doktorluk istemediğim için. Tıp istemiyorsun. Evet. Öyle mi? Peki. Bak buradan Mehmet abin yazmış ama Emir gibi böyle kazanan öğrenci dışarı göndermek mi yoksa yanımızda okutmak mı? Siz cevaplarsanız sevinirim demiş Cahit Bey. Sağ olun. Teşekkür ederim mesaj için. Kim yazmış? Kim yazabilir? Mehmet Göral yazmış. Yani hani bizim programcımız Mehmet Göral yazmış. Necati de oradan giriyor bak. Evet. Şimdi tabii Emir'cim yani ben bunun bir göç olduğu kanaatinde değilim. İşin açığı. Sonuçta hayallerin, hedeflerin, rüyaların, sonuç gerçeklerin neyse. Sonuç bağlı olacağım. Yani tabii neticede küçükte Isparta yazıyor değil mi? Sıkıntı yok. Yani sen gene Ispartalısın. bölgeden. Antalya. Hayallerin neyse, gerçekten gitmek için kendine güveniyorsan, yapabileceksen, yapabileceğine inanıyorsan, içinde kalmasın lütfen git. Sosyal Bilimler Lisesi'ne mesaj gelmiş. Sayın Vahap Hocam, Çanakkale diyor, İstanbul, Güneydoğu Anadolu, Antalya gezileri, TÜBİTAK proje yarışmaları, Türkiye filallerine katılma başarısı ve bölge dereceleri, spor müsabakalarına il birincilikleri, konferanslar, söyleşiler, kütüphaneler, münazaralar, sempozyumlar, ulusal forumlar demiş. Bizi tercih edin demiş. Tamam Vahap Hocam. Ben zaten sosyal bilimlerle ilgili ciddi bir açılış yaptım. İnşallah burada da görüşeceğiz sizlerle.
Kadriye Hanım yazmış. Arzu Özden ve Serdar Hocama sevgilerimi gönderiyorum. İki çocuğuma çok emek verdiler. Haklar ödenmez. Sizleri de kutluyorum. Çok güzel bir program oluyor. Sağ olun bize de bu mesajlarınız için. İsmim Berra. Arkadaşlarımın başarılarını buradan tebrik etmek istiyorum. Başarılarının devamını diliyorum demiş Berra. Evet, sözü kime verelim? Zeren. Evet Zerencim, senin tercihin ne olacak? Hayallerin neler? Neler istiyorsun? Ben il dışı düşünüyorum. İstanbul direkt. İstanbul? Evet. İlk tercihi Kabataş yapacağım. Kabataş çok güzel. Yani. Kabataş Almanca hazırlık tercih edeceğim. Bu arada ablasını da Kabataş'a gönderdik 2 yıl önce. Sırayla gönderiyorsunuz evet, hocam. Evet, abla sonra. Ablasının yolundan devam ediyor. Var mı üst numara evde gidecek? Var. Var. O zaman sıra Kabataş'a mı gidecek sen? Aynen. Peki sen Kabataş istiyorsun. Kabataş tercih edeceğim ama okul olarak Kartal'a gitmeyi düşünüyorum. Kartal Anadolu'ya gideceğim. Hı-hı. Yani kesin oraya gitmeyi düşünüyorum. Hoşçakalın karar ver. Kabataş mı Kartal Anadolu? Kabataş'ı tercih edeceğim yine de. Yani orayı kazandığım aynen tutar mı bilmiyorum tam. Tamam tuttu. Kabataş mı Kartal hangisi? Kartal yine. Yine de Kartal. Evet. Ama Kabataş da tutuyor. Ne yapacağız? Hangisi? Yine de Kartal'a gideceğim. Kafa ben. Biraz karışık gibi sanki. Yani öyle denebilir. Anladım. Evet. İleriki meslek olarak da doktorluk düşünüyorum. Doktor olacaksın. Evet. Aa, çok güzel. Zaten sözelliği aram pek iyi değil. Hatta hiç iyi değil. Öyle mi? İşte bunu Arzu Can'a söylemeseydin iyiydi çünkü. Evet. Evet onlar zaten pek hoşçakalık sözlerden. Sayısalcı olduğum için direkt doktorluğa yöneleceğim. Yine... Isparta'ya dönmem herhalde bir daha üniversite için. Oo, Isparta'ya dönmem diyorsun. Üniversite bak, için de Allah... Cerrahpaşa düşünüyorum. Oo, aynen. Cerrahpaşa. Evet. İçmem suyundan içmem. Ey Cerrahpaşa hadi bakalım. Hadi inşallah hayallerin gerçek olsun. İnşallah. Evet. Evet. Aybike. Oy. Hadi bakalım. Sen hangi okullara gitmek istiyorsun? Ben yani daha araştırıyorum. Şu an karar vermedim. Tamam. Liselere bakıyorum hangisi beni daha iyi yerlere götürebilir diye. Hı-hı. Bakalım. Tercih zamanında öğretmenlerinden yardım alarak tercihimi yapacağım. Hmm. Ama kesin bir şey yok şu an aklımda. Kesin net değil diyorsun. Evet, net ne olmak değil. Peki hedef var mı? Hedef vallahi gelecek. Çok karışık. O da karışık. Bir sürü şey olmak isterim. Onun için her şey olmak istiyor. Lise, gittiğim lise yönlendirecek. Ona o zaman karar vereceğim diyorsun. Evet. Peki ne olmak istemiyorsun? Kesin olmak istemiyorum dediğin bir şey var mı? Öğretmen olmak istiyorum. Öğretmen olmak istemiyorsun. Evet. Zor mu öğretmen olmak? Evet. Zor görüyorsun değil mi evet, öğretmenin ne kadar emek zor. Sarf ediyor? Aynen. Evet. Peki var mı söylemek istediğin başka bir şey? Okuluma teşekkür ediyorum burada. Bana çok yardımcı oldular bu kadar. Peki. Alperen büyük çocuğunun velisiyim. Uzaktan eğitim sürecinde gösterdikleri çaba için tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Hocam iyi akşamlar. Kitapçıkla yazıyı çok yani hani böyle hızlı hızlı yazmış ama atlayarak kitapçıkla sorular birbirini tutmuyor ne yapacağım diyor. Kitapçık. Yani benim kitapçığımla diyor yanlışlarım birbirini anladım. Bunun için karşılamıyor eşleşmiyor. İtiraz mı edecek hocam? İtiraz butonu var zaten e-okul sayfasına girdiğinde evet. Yardımcı da olabilirim. İtiraz dilekçesi yazacaklar ve itirazda bulunacaklar. Sonunda sınav kağıtları inceleniyor. İncelenecek. Bir onlara dönüş yapılıyor. Tekrar bir dönüş evet. Var. Ama bunu bir an önce yaparlarsa iyi olur. Anladım. Anladım hocam. Evet. Süremizin de yavaş yavaş hocam. Yani beni bıraksanız ben burada yani sabah gece 12-1 ama yani tabii. Biz de sevdik bu ortamı. Güzel değil mi hocam burası? VT Türk ekranları. Evet. Ben burada da sen böyle programcı gibi değilim. Ben burada sohbet, muhabbet, evet. Biz bize değil mi? Evet aynen. Hocam tabii yani ki, hani doğal, samimi. Evet. Evet Arzu Hocam. Bizi tanıyorsun tabii. Şimdi size gelen bir soru var. O da şu. Ben de not almıştım bunu ama aynı anda geldi. Ben de düşünmüştüm bu soruyu. Hı-hı. Hocam tabii yıllarınızı verdiniz bu işe, bu sürece. Evet. Hiç yaşlanmadınız evet. Bu anlamda. Takdir sizin artık. Peki hocam şimdi... Yaşlandım aslında ama. Yeni projeler var mı hocam? Yani önümüzdeki seneyle ilgili yeni projeleriniz var mı? Sizin hocam evet, hayalleriniz, bizim hedefleriniz devam ediyordur diye pandemi düşünüyorum. Pandemi sürecinden önce de yeni projelerimiz vardı esasında. Ama işte araya tabii pandemi girince biraz aksıyor. Tabii sektör aksadığı için, piyasa aksadığı için bizim işlerimiz de tabii biraz ister istemez erteleniyor. Şimdi zaten biraz önce bahsettim hani özel okullar. Pandemi sürecinde hakikaten özverili, çok özverili çalıştık o süreçte.
Buna istinaden pandemi sürecinden önceki projemiz 5, 6, 7 ve 8. sınıflar için biliyorsun okulumuzun kapasitesi kısıtlı. Biz butik bir okuluz. 200 öğrenci kapasitemiz var ortalama. 7 ve 8. 5, 6, 7. sınıflardaki tabii ki kontenjanlarımızı biraz daha az tutuyoruz. 8. sınıf kontenjanımız biraz daha fazla. Tabii şu anda hemen hemen tabii kontenjanımız da dolu olduğu için dışarıdan da ben bu işi uzun yıllardır eğitim sektöründe biliyorsun dershanecilik sektöründe de çok var olduğumuz için velilerin de çok bu konuda talebi vardı açıkçası. Rota ile ilgili görselleriniz varsa hocam konuşurken evet. Değerli yönetmenim alabilirim. Evet. Bu iş öncelikle LGS'den bahsedersek hakikaten şu anki son 3 yıldır ki sınav sistemi özellikle 3 yıldır olan sınav sistemi tecrübe istiyor Cahit. Sen bu işin içerisindesin. Hakikaten tecrübe isteyen bir sistemdeyiz. Öyle hemen hemen önüne gelen herkesin işin içinden çıkabileceği bir sistem değil. Hakikaten bu işe emek vermek gerekiyor. Hakikaten çok ciddi mesailer harcamak gerekiyor. Özellikle okulculuk sektöründe çocuklarla tam gün iç içe olduğumuz için bu işe kendinizi adamış olmanız lazım. Yani gerçekten adamış olmanız lazım. Biz de fazlasıyla bu işin hakkını verdiğimizi düşünüyorum. Şu an yüzümüz gülüyor. LGS sonuçlarından dolayı evet. Hakikaten tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize, emek veren velilerimizin hepsine ayrı ayrı ben teşekkür ediyorum. Gün gün, saat saat hep bize destek oldular, bizim yanımızda oldular. Ve biz bu işi şu an başardık, atlattık. Şimdi sırada önümüzdeki yıl süreci başlıyor. Biz şu anda Ağustos ayı sürecinde, Temmuz ayında da zaten Serdar Hocam'la beraber tüm piyasaya, yani kendi öğrencilerimize, yeni kayıt olan öğrencilerimizin hepsine online matematik derslerine, hani en önemli başladınız. Branşlardan bir tanesi olduğu için haftada, her hafta düzenli olarak, hatta şu an iki ünite tamamlamak üzereyiz. Evet, iki üniteyi bitirmek üzereyiz. Online sürecinde şu anda yeni kayıt öğrencilerimize, 8. sınıf öğrencilerimize şimdiden başladık. Çünkü başlanması gerekiyor. Ciddi bir hazırlık gerekiyor. Düzenli ve disiplinli çalışmak gerekiyor demiştim. Ağustos'ta da yüz yüze örgün eğitim, mesafeli bir şekilde, kurallar dahilinde çalışmalar yapmayı şu anda düşünüyoruz. Ve en kısa sürede zaten velilerimizi bu konuda bilgilendireceğiz. Ve piyasada da bu konuyla alakalı bizden çok ciddi talepler vardı. Ciddi bir kurs merkezi arayışı içerisinde olan veli ve öğrenci portföyümüz var. Biz açıkçası bu konuda da tecrübelerimize güvenerek 5, 6, 7. ve 8. sınıflar için özel bir kurs merkezi açıyoruz yeni dönemde. Özellikle uzaktan eğitime de her şekilde hazırız ve ona da şu an çok ciddi öğretmen kadrolarımız hazırlık aşamasında. Onları da tamamladık. Yani hemen hemen 3 farklı yoldan, 3 farklı sistemle, 4 farklı sistemle artı bir projemiz daha var. Giriş yapacağız ve bu konuda hakikaten çocuklarımız üzerinde çok etkili olacağımızı düşünüyoruz. Bunu en kısa zamanda zaten görecek öğrencilerimiz. O zaman bir daha geleceksiniz öyle mi? Velilerimizle tabii ki. O zaman da misafirin oluruz. Her zaman misafirin oluruz. Sıkıntı yok. 5 Ağustos şu anda etüt merkezimiz, kurs merkezimiz açıldı. Yeni açıldı. Hatta dün açılışını, bina açılışını yaptık. Artık prosedürü düzenli olarak takip edeceğiz. Hem kurs, devlet okulunda okuyan öğrencilerimiz için açtık kurs merkezini. Biliyorsun her velinin bütçesi özel okula göndermeye yetmeyebiliyor, müsait olmayabiliyor. Okulun kapasitesi sınırlı, alabileceğimiz öğrenci sayısı belli. O yüzden kurs merkezinde de devlet okulundaki öğrencilerimize yine belli saat dilimlerinde destek olmaya devam edeceğiz. Haftanın 6 günü onlara da eğitim öğretim süreci devam edecek. Hafta sonu ayrı, hafta içi okul çıkışlarında ayrı. Yani 5, 6, 7. sınıflarda biraz daha tabii ki okullarına destek amaçlı, yazılılara destek amaçlı, yavaş yavaş düzenli ve disiplinli çalışmayla alakalı hazırlıklar tamamlayacağız. Ödevlerine yardımcı olacağız, projelerine yardımcı olacağız. 8. sınıflarda da bunların yanı sıra aynı zamanda ciddi bir LGS hazırlığı geçirmeyi düşünüyoruz. LGS kurs merkezimizde okulla ve okulumuz LGS, devam ediyor. Tabii ki. O ayrı okulumuz bir devam ediyor.
ediyor. Okulumuz devam ediyor. Artı bir Isparta'ya bir LGS kursu da kazandırıyorsunuz. Aynen, bu süreçte. Aynen. Zaten yapıyorduk biliyorsun. 3 yıldır işte okulculuktan dolayı o süreci ara vermiştik. Şimdi tekrar resmiyette o programa tekrar devam edeceğiz. Tabii ki geniş kapsamlı, o zamanki dershanecilik sisteminden şu an daha farklı projeler var biliyorsunuz. Hani İnşallah hayırlı, devlere destek olur, anlamında, güzel olur. Hem okula destek anlamında. Hayırlısı olsun. Artık öğrencilerimize de hayırlısı olsun. Bizlere de hayırlı olsun. Hocam öğrencilere, velilere programı kapatmak üzereyiz. Yani süremizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Öğrencilere ve velilere mesajınız var mı Arzu Hocam? Şimdi buradan zaten gerekenleri söyledik. Ne yapma, öğrencilerimizin de, velilerimizin de nasıl bir yol izlemesi gerektiğini söyledik. Ben artık sınavı da tamamladığım için tekrar tüm öğrencilerimize, velilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Öğretmen kadromuza, idari kadromuzun hepsine, çalışanlarımıza da emekler için teşekkür etmek istiyorum ben. Varsa senin son olarak sorun herhangi bir şey. Hocam ağzınıza sağlık, yüreğinize ne sağlık. Demek, kırmayıp geldiniz hocam. Yani böyle bu yoğunlukta sonuçlar açıklandı. Eyvah arada, hadi veliler çocuklar. Bu sektörün içerisinde çok deneyimli kişilerin başlarında geldiğin için özellikle bu programa katılmak seni kıramadık, istedik. Gerçekten biz de keyif aldık. Çok sağ, teşekkür sağ ederiz. Olun, sağ olun hocam. Da. Yani tabii ben eğitimciyim. Evet. Yani bir kişisel gelişim uzmanıyım. Ama ya ben bunu pek burada söylemedim değil mi arkadaşlar şimdiye kadar hiç? Yani hani bunu girmedim çünkü beni de bazen televizyonda atıyorum. Hani moderatör iyiydi falan diyorlar tamam mı? Hani iyi konuşma. Yani ben moderatör olmaktan da mutluyum, gururluyum. Orada bir sıkıntı yok. Sonuçta öğrencilere, velilere buradan aydınlatmalar, bilgilendirmeler yapıyoruz. Hani bu da eğitimin bir parçası noktasında. Tabii eğitimci olduğumda tabii yıllardır bu işin içindeyim ama hani ne bileyim yani buradan bir kişinin hayatını değiştirebiliyorsak şu programdan giden bir kişinin hayatı değişiyorsa bir deniz yıldızını daha atıyorum denizine kavuşturabiliyorsak ne âlâ değil mi? Hani hocam Özlem hocam burada Bilal Abay sizinle görüşmek istiyor. Nasıl görüşebilirim diyor. Bilal'cim Özlem hocam için Rota Ortaokulu'na veya Rota kursumuza, LGS kursumuza gidip Özlem hocamla birebir tercih yapabilirsin. Programa yazdığın için sana 15 dakika ekstra verecek tamam bizim hakkımızda. Tamam, teşekkür ediyoruz. Zeren ablamı tebrik ediyorum. Başarılarına devam ediyorum. Ablalarımın peşinde rotam belli demiş. O sloganı da vermiş. Tebrik ediyoruz. Eymen, ondan sonra bu arada Vahap hocam hastaneden yazmış. Yani görüntüyü vermeyeyim. Programı izliyor. Elinde telefon Vahap hoca sosyal üniversitesinden. Evet, izliyor ve böyle elinde bir telefon kendini kolu kırılmış. Çok geçmiş olsun, hocam. İnşallah en kısa zamanda sizi aramızda görmek istiyoruz. Evet Serdar hocam sizin bu anlamda mesajlarınız öğrencilere, velilere. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Bize bu programda yer verdiğin için öncelikle sana teşekkür ediyoruz. Ben katıldığım için teşekkür ederim hocam. Seninle de sohbet etmeyi özlemişiz. İnşallah uzatmayız artık arayı bu şekilde. Çocuklara da tercih sürecinde başarılar diliyorum. Artık yani yapılması gereken her şeyi yaptılar. Doğru bir yönlendirmeyle, güzel bir tercihle artık geleceklerini çizecekler. Hepsinin yolu açık olsun diyorum. Sağ olun hocam, ağzınıza sağlık. Evet, şimdi işin artık şu dönemde hocam bizim işimiz zor, yoğun. Hani matematik öğretmenimiz bir süre dinlenecek. Online dersler dışında. Evet. Arzu hocam da sen dinlenmek ve tatil nedir bildiğini zannetmiyorum kendisine o kelime anda. Ama o çok hep yoğun. Akademik başarı önemli. Aynen öyle. Başarı önemli hocam. Hakikaten önemli. Yani her kesim, tabii ki her grup öğrenci için ayrı ayrı artık günümüzde çok önemli. Kesinlikle yani hocam. Yani şekilde. Şu an Türkiye'de bir sınav gerçeği var. Her şekilde sizi sınav buluyor. Biliyorsun ortaokulu bitmiyor, lisesi bitmiyor, üniversitesi bitmiyor, KPSS'si, ALES'i, DGS'si derken bu süreç hep devam. O yüzden yani akademik başarı hakikaten bizler için çok önemli. Çocuklarımız için kesinlikle de bizler hocam, için de. Değil mi? Keşke demeyelim diyorsunuz evet, değil mi? Evet, kesinlikle, kesinlikle. Peki Özlem hocam, sizin çocuklara, velilere, öğrencilere hem tercih sürecinde hem ilerleyen eğitim öğretim sürecinde mesajlarınız... Kapatırken sizinle kapatalım programımızı. Tamam. Ben ondan sonra velilerimize ve izleyenlere... İnşallah hepsiyle yüz yüze eğitim yapma fırsatı doğar bize bu süreçten dolayı. Çünkü biz bunun için gerçekten ben kendi adıma çok dua ediyorum. Lütfen diyorum Allah'ım inşallah yüz yüze eğitim yaparız. Bu çok önemli. İnşallah bu süreci atlatırız, bu pandemi biter. Onlara kavuşuruz. İkinci olarak da şu anda yeni sınava hazırlanacak çocuklarımın lütfen yazdan itibaren hafiften çalışmalarını rica ediyorum. Tercihlerde de hiç kimse acele etmesin.
sağlıklı düşünsün, doğru yerlerden, doğru kişilerden, güvendikleri kişilerden fikir alsınlar. Herkesin hakkında hayırlı olsun. Ama bu ne bir başlangıç ne bir son. Öncelikle bunu hiç kimse unutmasın. Değil mi hocam? Evet, çok güzel, evet. Ne güzel. Ne bir başlangıç, yönetmenim yazın ya. Ne bir başlangıç ne bir son diyor hocam. Evet, evet canım. Bak Emir aldı vallahi mikrofonu. Hadi bakalım. Bizi konuk ettiğiniz için size ve bizi izleyen sayın seyircilere teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Hocam güzel düşüncelerin için. Sağ ol. Evet sevgili izleyenler, evet Jimmy'deyiz. Evet sevgili izleyenler, LGS'yi konuştuk, tercihleri konuştuk. Öncesini, sonrasını, önümüzdeki 4 yılı, geleceği bu anlamda çocuklarımız için değerlendirdik. Yeni projeleriyle Rota Koleji, Rota Ortaokulu ve LGS kursuyla devam edecekler. İddialılar, öğrenciler çalışkan, başarılı, atik, çevik, karizmatik ve birçok öğrenci bu şekilde değil mi? Hiç vazgeçmeden puanımız ne olursa olsun lütfen yüzdelik dilimlere çok dikkat ediyoruz. Uzmanlardan yardım alıyoruz. Biz bu işi biliyoruz demiyoruz, ben biliyorum demiyoruz, biz biliyoruz. Yani bu anlamda lütfen rehberlik uzmanlarından, tecrübeli hocalardan bilerek ve anlamlı doğru tercih yapmak noktasında dikkatli olalım. Konuklarımız, tabii öğrencilerimiz, bakın öznelerimiz burada. Aybike bizimleydi, Zeren bizimleydi, Emir bizimleydi. Sağ olsun kırmadı, Serdar hocam bizimleydi, Özlem hocam ve Arzu hocam bizimleydi. Bir programın daha sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Bol bol kitap okuyan, evet, bol bol düşünen, üreten, hiç vazgeçmeyen öğrencilerle birlikte olmak, sevgiyle kalmak, sağlıkla kalmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum.